Müge, yemekten önce ödevlerini bitir kızım. Bitirdim zaten anne. Kitap okuyorum şimdi. Ben şahidim. Mıncır, ne yapıyorsun? Kaç kez söyledik sana koltukları tırmalama diye? Tırnaklarımı güçlendirmem lazım. Kedi alışkanlığı. Babanıza Mıncır'ın tırmalayabileceği bir oyuncak almasını söyledim ama unutmaz umarım. Oyuncak mı? Oyuncak mı dedin anne? Yaşasın. Oyuncak. 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 Boşuna sevinme canım kardeşim. Bize değil, Mıncır'a olacak. Mıncır'a mı? Hoş bulduk Mügeciğim. Geldim. Bana oyuncak mı aldın babacığım? Hayır kızım, bu sana değil, Mıncır'a. Mıncır! Gel bak babam sana ne almış. Ne oldu acaba? Yanlarına gitsem mi yoksa biraz naz mı yapsam? Almışsın Mıncır'ın oyuncağını. Aldım da umarım sever Mıncır. Nasıl bir şey ki bu? Benim oyuncaklarımdan daha mı güzel? Bak Mıncır. Artık koltukları paralamana gerek yok. Bu oyuncakla tırnaklarını törpüleyebilirsin. Beni mi düşünüyorsun, koltukları mı? Anlayamadım. Bu ne biçim oyuncak baba? Düşeceksin. Mine, bırak da Mıncır oynasın. Oynasın. Zaten sevmedim ben bunu. Ama önce oyuncağıyla nasıl oynayacağını Mıncır'a öğretelim. Bak Mıncır, böyle yapacaksın. Ben de değişik, işe yarar bir şey alacaklar sanmıştım. Ne şimdi bu? Bildiğin halat. İpi sarmışlar tahtaya. Mıncır oyuncağı sevmedi babacığım. O aslında tam olarak oyuncak sayılmaz Mineciğim. Mıncır için bir ihtiyaç. Tırnaklarını bir şeylere sürtmesi gerekiyor. Bahçeye çıktığımızda ağacı sürtüyor ya Mine. İşte evde de öyle bir şey olması lazım ki canı isteyince kullansın. Kedi dünyasında bir şanım var benim. Aldıkları şu şeye bakın. Hah, olacak şey mi? Ben ki kocaman ağaçlara tırmanmış yiğit Mıncır. Yemekten sonra dişlerinizi fırçalayıp hemen yatıyorsunuz. Ya! Tavuk muyuz anne biz? Bu kadar erken yatılır mı? Hayır, tabii ki tavuk değilsiniz Müge. Siz daha yavrusunuz. Yani civcivsiniz. Tavuk olmanıza daha çok var. Civciv mi? Babacığım, lütfen. Ne yapalım? Anlatacağım artık. Yaşasın! Babam bize hikaye anlatacak. Babam bize hikaye anlatacak. Hiç fena sayılmazmış. Baba, birazdan babam gelecek ve biz uyuyalım diye bize hikaye anlatacak. Annem de güzel hikaye anlatır. Ama genelde bu görev babama düşer. Mine, sen kiminle konuşuyorsun? Kiminle olacak? Bubo'yla konuşuyorum. İyi de Bubo bir oyuncak. Seni anlıyor mu? Orasını bilmem. Hem neden anlamasın? Bubo'nun bir oyuncak olduğunu Mine öğrenmeli. O sadece basit bir oyuncak. Kızlar, hikaye dinlemek için sabırsızlandığınızı biliyorum. Ben yerime geçip oturayım. Ben de geldim bile. Gel bakalım Mıncır. Sen de mi masal dinleyeceksin? Böylece gece uyursun belki.
Neden kediler daha çok gündüzleri uyuyor baba? Çünkü hayvanlar daha çok geceleri avlandıkları için gece uyanık olurlar. Mıncır ev kedisi ama avlanmıyor ki. Kedi huyu böyle kızım. Yine de doğada yaşayanlara göre daha çok uyuyor Mıncır. Biz kedileri hala çözemediler. Gerçi ben de insanları tam olarak anlayamıyorum. Hangi hikayeyi anlatacaksın baba? Kitaplığınızdan bir tane seçelim. Oradakilerin hepsini biliyorum ben. Ben de baba. Ezberledik artık. Nasıl yani? Okuyacak kitap yok mu şimdi? Ne anlatacağım ben? Kendin bir hikaye düşün babacığım. Evet baba. Evet. Hmm. O biraz zor ama. Fena yakalandım. Ne anlatacağım şimdi? Galip babanın işi zor. Hikaye anlat deseler ben de hemen anlatamam. Evet. Bir kediyle bir baykuşun hikayesini anlatabilirim. Hayvanlar ülkesinde aynı ağacı paylaşan iki hayvan varmış. Mecburen aynı ağaçta yaşıyorlarmış. Biri en üst katta, diğeri alt katta. Hangi hayvanlar? Dur Mine. Kedi ile baykuş pek de anlaşamıyormuş. Kedi mi? Ama ikisinin de ortak noktası geceleri uyumamalarıymış. Geceleri uyumadıkları zamanlarda bazen birlikte satranç oynarlarmış. Anlaşamasalar da. Satranç mı? Bir baykuşla bir kedi satranç mı oynuyor? Baykuş Bubo satrançta çok daha iyiymiş. Oh, niye baykuş daha iyi oluyor canım? Şu kanatlıya mı yenileceğim ben? Uykun mu geldi canım kardeşim? Hayır, hiç de bir kere uykum gelmedi. Sabaha karşı oyunun sonuna gelmişler. Sonuna gelmeden ikisi de uyuyakalmış. Siz de olmasanız hikaye çıkmayacaktı Bıncır. Hadi çıkalım da uyusunlar. Hey, kendimi zor tuttum. Hikaye biraz daha uzasaydı ben bile uyuyabilirdim. Ama şu bebek Bubo'ya yenilme kısmı hiç hoşuma gitmedi. Bilmem söylemeye gerek var mı?